Arkadaşlar merhaba. YouTube Doğu Ateş Coğrafya kanalında yine bir aradayız. Bu sefer de 2022 kamu personeli seçme sınavına hazırlık ile ilgili bir coğrafya deneme sınavı yapacağız. Geçen hafta da bir deneme sınavı yapmıştık. Bu hafta ikincisini gerçekleştireceğiz. Çok ciddi rahatsızlığım. 4-5 gündür yatar vaziyetteyim evde. İnanın ateşim 37, 38, 39 derecenin altına hiç düşmüyor. Dolayısıyla ses tonum çok kötü. Kusuruma bakmayın. Ama elimden geldiğince bu deneme sınavını sizlerle yapacağız. Bunların çözümünü paylaşacağız. Ve önceki denemeye çok olumlu tepkiler gelmişti. Arkadaşlar çok istemişti. Onlar kıramadım. Yine aynı mesajlar gelince. Bir de şu var arkadaşlar, şunun farkında olun. Siz de olun ya, siz kocaman insanlarsınız. Lütfen yani. Size diyorlar ki yok benim sorularım şöyle iyi, benim sorularım böyle iyi. Ben ÖSYM'ye 8 takla attırdım, 25 perende. Ya yok bunlar arkadaşlar ya. Siz anlıyorsunuz artık hangi soru iyi, hangi soru kötü, hangi soru gerçek, hangi soru yalan, çok belli. Dolayısıyla bizim sorularımıza da bakın. Ya nezaketen bir bakın ya, 5 dakika okul. Beğenirseniz devam edin bakmaya. Beğenmezseniz bırakın geçin. Öyle bir şey yok yani. Ben şöyleyim, böyleyim. Neyin iyi kardeşim? Bir belli hiçbir şeyin neyi değil. Velhasıl kelam. Soru bir. Deneme sınavımız birinci sorumuz. Türkiye haritası üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerde sönmüş volkanlardan hangisi günümüze en yakın dönemde faaliyete sahne olmuştur? Arkadaşlar mesela ben burada hemen adlarını kısa kısa söyleyeyim. Bir numarada işte Köroğlu Dağları üzerindeki Mahya Tepesi. İki numarada İzmir tarafında işte çok yakın bir volkanik, küçük bir volkanik arazi. İki numarada Meke Gölü volkanik sahası Konya Ovası'ndaki. Dört numarada yine Karacadağ volkanik sahası kastedilmiş ve beş numarada Nemrut Yanardağı 1617 püskürmesi olan Nemrut Dağı var. Arkadaşlar ben bu soruyu yapmış olduğum tarih, yani bundan birkaç ay önce o yapmış olduğum tarihte bir hata biliyordum. Türkiye'de son volkanik faaliyetin 1617 Nemrut Yanardağı olduğunu düşünüyordum. Dolayısıyla bu sorunun cevabını 5 diye düşünüyordum. Ama aslında bu sorunun cevabı bu noktalardan hiçbirisi değil. Türkiye'deki en son volkanik faaliyet şurada, tam şu anda ok işaretimizin ucunun olduğu yerde Tendürek Yanardağı. 1865 yılında Tendürek Dağı'nda gerçekleşen volkanik patlama püskürme olayıdır. Bu volkanik faaliyetlerin en sonuncusudur. En genç volkanik olay budur. Ama o sayılmazsa gerçekten de Türkiye'de en genç volkanik alanlardan biri de Nemrut Yanardağı'dır. Hatta Nemrut Yanardağı'nın üzerinde hala buhar çıkış merkezleri seçilebilmektedir, kışın görülebilmektedir. İkinci soruda Türkiye haritası üzerinde numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangisinde deniz sularında akıntı en fazladır? Deniz sularında akıntının fazla olabilmesi için bunların genellikle okyanus kenarlarında bulunması, iki büyük denizi birbirine bağlaması, iki bir deniz arasında geçit karakteri taşıması gerekir. Böylesi yerlerde akıntı fazladır. Öyleyse Türkiye'de Karadeniz ile Akdeniz havzasını birbirine bağlayan Marmara Denizi diye bir yer var. Marmara Denizi'nin içindeki iki numara deniz akıntı sisteminin en güçlü olduğu sahalardan birisidir. Hatta bu deniz suyu akıntı sistemi o kadar sıkıntılı ki biz bu İstanbul'un bütün pisliğini işte 20 sene deniz taban akıntıdan, alt akıntıdan Marmara Denizi'ne pompaladık. Geçen sene müsilaj dediğimiz deniz kusmuğu çıktı ortaya ve mahvetti İstanbul Marmara Denizi'ni. Bundan sonraki yıllarda daha da bir güzelleşecek, göreceksiniz Marmara Denizi'ni. Neyse arkadaşlar, beni ilgilendirmiyor onlar da. Gelelim Türkiye ile ilgili söylenen özelliklerden hangileri birbiriyle doğrudan alakalıdır? Yine tam benim sorum, benim olduğum belli. Türkiye genç,
jeolojik olarak genç. Türkiye büyük levhaların sınırında, Türkiye depremselliğin yoğun ve yaygın olduğu bir ülke. Türkiye ile ilgili olarak söylenen özelliklerden hangileri birbiriyle doğrudan alakalıdır? Arkadaşlar, bu özelliklerin tamamı birbiriyle doğrudan alakalıdır. Çünkü Türkiye 3. zamanın sonlarında deniz tabanından çıkmış. Yaklaşık günümüzden 10-12 milyon yıl önce deniz tabanından çıkmış. Üç büyük levhanın karşılaştığı Avrasya, Arabistan ve Afrika levhaların karşılaştığı alanda ortaya çıkan oldukça genç volkanik sahaları fazla depremselliğin yaygın olduğu bir ülkedir arkadaşlar. Yine bir soru. Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi birinden havalanan uçağın Türkiye'ye en kısa yolu izleyerek ulaşabilmesi için yönlerinden hangilerine doğru hareket etmesi gerekmektedir? Doğu, güney, kuzey, batı. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi birinden. Bakın çok farklı bir soru. Niye bir soru? Bir kere ben çok sevdim bu soruyu. Kim yazdıysa yani ölmüşüne rağmen. Abi çok kolay ama çok farklı güzel bir soru. Avrupa Birliği ülkelerinin herhangi birinden yani milyonlarca kilometre kare alanın herhangi bir yerinden Türkiye'ye doğru gelebilmesi için bir kere Türkiye Avrupa Birliği'nin doğusunda mı arkadaşlar? Türkiye Avrupa Birliği'nin doğusunda. İkincisi Türkiye Avrupa Birliği'nin daima güneyinde mi? Vallahi güneyinde. O zaman daima Türkiye'ye doğru gelmek isteyen bir uçak doğuya veya güneye doğru uçmalı. Güneydoğuya doğru uçmalı. Der miyiz deriz. Bunu diyen adamı da kutlarız. Doğru cevabımız doğu, güney. Yani bir ikidir arkadaşlar. Bir diğer soruda Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliğine sahip olması üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamıştır? Kuzey Yarımküre'nin küreğinin diyorum ya iyice gittim ya kendimi kutluyorum bu hastalık ben neler yaptırıyor halüsinasyonlar görüyorum ya. Gece inanın gece yatıyorum gözlerimi açtım bir an elimde kağıtlarla iki tane cin. Ne var dedim gidin siz benim başıma niye toplandınız sana coğrafya sorusu soracağız dedi. Bilemezsen canını alacağız. Evladım gidin dedim ya. Ben bu işi YouTuber'lardan öğrendim. Hepsinden iyi biliyorum. Yaparım dedim. Neyse, böyle de bir kıssadan hisse verdikten sonra bir daha soruyu yapalım. Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliğine sahip olması üzerinde aşağıdakilerden hangisinin herhangi bir etkisi bulunmamıştır? Kuzey Yarımküre'nin hala küreğinin diyorum ya. Kuzey Yarımküre'nin orta kuşağında yer alması. Doğu boylamlarında bulunması, deniz kenarından 5137 metreye kadar değişen bir yükseltiye sahip olması, güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklığın azalması, farklı yeryüzü şekillerinin bulunması. Arkadaşlar kolay değil, acayip kolay. Yani artık ÖSYM bu tip sorular sormuyor. Ama yine de sormuş birisi bunu. Diyeceğiz ki doğu boylamlarında bulunması. Yani tabii ki dünyayı iki yarım küreye ayırdık. Bir kuzey, bir güney yarım küre. Bunların biyoçeşitlilik üzerinde çok büyük etkileri var. Hangi yarım kürede yer aldığınızın çok önemi var. Çünkü kuzey yarım kürede karalar, güney yarım kürede okyanuslar geniş yer kaplıyor. Ama bir de dikine kestik. Doğu yarım küre, batı yarım küre dediğimizde bunun hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla doğu boylamlarında bulunması doğru cevabımızdır. Beşinci sorunun. Gelelim altıncı soruya. Diyor ki bu durum faktörlerinden hangileriyle açıklanamaz? Yaklaşık olarak aynı boylam üzerinde yer alan Samsun ve Sivas'ın ortalama sıcaklık değerleri arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Samsun enlemsel olarak daha kuzeyde olmasına rağmen daha ılıman iklimsel özelliklere sahiptir. Bu durum faktörlerinden hangileriyle açıklanamaz? Yükselti, denizellik, enlem. Arkadaşlar bir kere burada buranın enlemselliğiyle açıklayamayız. Çünkü normalde daha kuzey enlemde olan Samsun daha soğuk olmalı. Ama ne olmuş?
daha az yükseltiye sahip olduğu için, deniz seviyesine yakın olduğu için, deniz seviyesinde olduğu için ve denizden gelen nemli havadan bol bol istifade ettiği için buranın sıcaklık değerleri 1 ve 2'den kaynaklı olarak 3'ten daha yüksek olmuş, yani Samsun'dan daha yüksek olmuş. 3 ile açıklanamayan bir durum ortaya çıkmış. Demek ki cevabımız yalnız 3, Ceyhan seçeneğinde verilmiş. Türkiye fiziki coğrafyası, iklim. Arkadaşlar özür diliyorum. Bu sanırım burada bir yanlışlık sonucu kalmış bir kelime. İstanbul'da Çanakkale Boğazları yukarıda verilen devletlerden hangileri için diğerleri kadar büyük önem taşımaz? Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Ukrayna. Bakın, Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri bulalım önce. Azerbaycan'ın kıyısı yoktur. Gürcistan'ın kıyısı vardır. Türkmenistan'ın kıyısı yoktur. Ukrayna'nın kıyısı vardır. O zaman Azerbaycan ve Türkmenistan'ın Karadeniz'e kıyısı olmadığına göre Karadeniz'de girmeyi sağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazları bu ülkeler için önemli olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar 1-3, yani Bursa seçeneğidir. Ya bu arada ilk baştaki o dizgi hatasında nasıl sildim, nasıl kapattım değil mi? Ha, işte cin gibiyim ya, maşallah. Neyse arkadaşlar, bir sonraki soruda umarım böyle hatalarla yine karşılaşmayız. Şunu görmenizi rica ediyorum. Bakın, tek başına evde bir odada bir webcam'le elimden geldiğince uğraşıyorum, anlatmaya çalışıyorum. 20 yıllık deneyim, 20 yıllık öğretmenlik, pek çok şeyi sizle paylaşıyorum. Ve bunlardan doğrudan doğruya hiçbir ücret beklentisi içinde olmaksızın sadece kişisel doygunluk amacıyla bunları yapıyorum. Tabii bu da bir şey, yani yalan. Siz de diyebilirsiniz, ya Doğu Hoca sen de sıkma. İşte parayı götürüyorsun YouTube kanalından bilmem ne. O da bir fikir tabii. Yani ben YouTube kanalından fikir para kazanıyorsam, o aklı olan, beyni olan YouTube'un o kadar ortalamalara ulaşabilecek miyim? Öyle bir potansiyeli var mı Türkiye'de coğrafyanın? Onu bir düşünün. Kazanan illaki vardır. Ama 10 yıldır yapıyordur bu işi. İşte 300 bin, 500 bin izleyicisi vardır ve her şeyini izliyordur. Neyse, boş ver. Kişi başına düşen gelir artmamasına rağmen nüfusu hızla arttırmanın büyük sorunlara neden olacağı bilinmesine rağmen devletin doğumları özendirmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Günümüz Türkiye'sinde aile planlamasının terk edilerek nüfus artışının hızlandırılmasını amaçlayan devlet yaklaşımlarının bulunduğu görülmektedir. A. Ülkenin yurt dışından hızla göç alması. B. Ülkede nüfus artış hızının çok azalması nedeniyle nüfusun durağanlaşması. Ülkeden Avrupa'ya doğru gerçekleşen insan hareketinin arttırılmak istenmesi, Avrupa devletlerinin ihtiyacı olan niteliksiz iş gücü kaynağının ülkemizden sağlanması, Türkiye'nin yüz ölçümüne oranla nüfusun çok az olması. Arkadaşlar, yapı zor gibi gözüken ama aslında çok kolay bir soru. Niye zor gözüküyor? Çünkü seçeneklerin hepsi birbirine yakın ve bilimsel açıdan doğru gelebilecek ifadeler içeriyor. Ama Türkiye'nin bugünkü mevcut siyasal anlayışının bilimsel doğrularla hiçbir alakası olmadığı için arkadaşlar, Türkiye'deki nüfusun hızla arttırılmaya çalışılması, yani hem yurt içinde vatandaşın daha çok çocuk yaptırılmaya çalışılması ve yurt dışından işte 10 milyonu aşan sayıda insanın Türkiye'ye alınması ve almaya devam edilmesi neyi gösteriyor? Türkiye'de nüfus artış hızının azalması nedeniyle ülke nüfusunun durağanlaşmasının bir sonucu olarak gösteriliyor. Yani ülkenin nüfus yapısı durağanlaştıkça biz daha az kazanacağımız için
Türkiye nüfusu aktif hale getirme çabası gösteren bir ülke. Bu yüzden 100 milyona çıkarttık ülke nüfusunu. Ama fakirliği azaltmak yerine fakirliği inanılmaz yaygınlaştırdık. Artık insanlar ekmeği de yumurtayı da patates de bulamaz hale geldiler. Bunu yapanları da kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Türkiye'de Batı Karadeniz kıyı kuşağıyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Yani Batı Karadeniz kıyı kuşağı, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ilıman kuşağı karma ormanları oldukça fazladır, doğru. Yüksek ve engebeli arazi fazladır, doğru. Eylan Set gölleri, ha yedi göller değil mi? Avans, Sera, Yeni Çağ ve burada o zaman 1, 2, 3 Edirne arkadaşlar cevap. Geçelim bölgesel kalkınma projeleri kapsamında yapılan barajlar akarsu havzalarında çok geniş alanların sular altında kalmasına yol açabilmektedir. Buna göre Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında yapılan barajlar gibi arkeolojik merkezlerden hangilerinin sular altında kalmasına yol açmıştır? Göbekli Tepe, Zeugma, Hasankeyf. Arkadaşlar Göbekli Tepe bak adı üstünde ya. Tepe sular altında kalır mı kalmaz. Kesinlikle Göbekli Tepe'yi çıkaracaksınız. Zeugma kesinlikle kalmıştır ve buradan çıkan mozaikler Gaziantep Mozaik Müzesi'nde sergilenir. Hasankeyf yine hayatımda yaptığım en büyük hata. Niye olduğunu bilmediğim biçimde Ilısu Barajı'nın sular altına gömülmüş muhteşem bir tarihi değerdir. Zeugma ve Hasankeyf bunun cevabı 2-3 arkadaşlar Denizli seçeneği. 11. soruya gelirsek diyor ki Türkiye'nin coğrafi özellikleri ele alındığında aşağıda verilen illerden hangisinde hidroelektrik enerji potansiyelinin daha az olduğu söylenir. Bir kere hidroelektrik enerji potansiyeli yükselti ile alakalı. Yükselti ne kadar fazlaysa potansiyel enerji de o kadar fazladır. Ankara nispeten yüksek bir yer. 809 metre. Elazığ 1200-1300 metre. Malatya 1300 metre. Hakkari 1800 metre. Tekirdağ 40-50 metre. Doğru cevap Edirne arkadaşlar. Tekirdağ deniz kenarında olduğu için fazla yükseltiye sahip değil. Dolayısıyla burada hidroelektrik potansiyeli az. 2020'de faal duruma gelen jeotermal enerji santrallerinin büyük bir bölümü Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Çanakkale'de yer aldığı görülür. Türkiye'de jeotermal enerji üretimi yapan santrallerden bir tanesi farklı bir ilde yer alıyormuş. Nerede arkadaşlar? Ben size bunu söyleyeyim. Afyon'dadır. Türkiye'de jeotermal enerji üretimi yapan illerin tamamı Aydın, pardon, santrallerin tamamı Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Çanakkale dedi. Bir de bunlara Afyon eklenmiştir ama Amasya, Konya, İzmit, Mardin'de jeotermal enerji üretimi yapılan santral yoktur. Peki Doğu Hocam şöyle bir şey olursa seneye bu değişirse kesinlikle değişir. Değişmek zorunda kalırız. Bu sorular kullanılamaz hale gelir. Çünkü jeotermal enerji, yenilenebilir enerji kaynakları, mesela rüzgar enerjisi, mesela biyokütle enerjisi, mesela dalga enerjisi gibi birçok enerji kaynağı arkadaşlar ortaya çıktıkça işte mesela güneş enerjisi her an her şeyi değiştiriyor. Dolayısıyla bu soruları da put gibi kalıp olarak kabul etmemek lazım. Değişebileceğini de aklımızda bulundurmalıyız. Aşağıdaki illerin hangisinde sanayi sektörü diğerlerindeki kadar fazla gelişmemiştir? Zonguldak, Adapazarı, Sinop, Samsun, Trabzon. Arkadaşlar Zonguldak taş kömürü, demir çelik, Adapazarı, otomobil ve yine eşya, Samsun, sigara, şeker, gıda, Trabzon, nakliye ve alım satım gıda, Sinop, hemen hiçbir şey yok. Sanayinin hiçbir şekli gelişmemiş. Doğru cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 14. soru. Bu durumun yaşanmasında olgularından hangisi etkili olmaktadır? Geçmişte Türkiye'de tütün üretimi oldukça fazla olmasının yanı sıra dünyada bilinen Türk tütünü kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ancak son yıllarda tütün üretimi oldukça azalmıştır. 1. Köylünün tütünden yeterince para kazanamaması. 2. Üretiminde çok insan gücüne ihtiyaç duyulması. 3. Devletin destekleme alımlarına son vermesi.
4. Tütünün bir yıl ürün verip diğer yıl ürün vermemesi. 5. Toplumda tütün mamulleri tüketiminin azalması. Arkadaşlar, son yıllarda tütün üretiminin azalması, 2000 yılından bu yana Türkiye'de tütün tüketiminin ciddi anlamda azalmasının bir sonucudur. Şunu asla unutmayın, biz hala dünyada en çok tütün tüketen, yani sigara içen milletiz. Ama buna rağmen bile sigara o kadar zamlandı, o kadar pahalandı ki artık içmeyi imkansız hale getirdiler. O içmek imkansız hale geldiği için üretimde azaldı tütün üretimi. Arkadaşlar, yukarıda verilen bilgi metnindeki bilgiler ele alındığında aşağıdaki illerden hangisinin haşhaş üretiminde pay sahibi olduğu söylenemez. Anadolu'da 5000 yıldan beri üretilen tıbbi ve endüstriyel bir bitki olan haşhaşta üretim alanının büyüklüğü ve işlendiği fabrikaların kapasitesiyle dünyada ilk sırada yer alır. Haşhaşın üretimi, satışı ve ticareti 1938 yılından beri Toprak Mahsulleri Ofisi'nin denetiminde sürdürülmektedir. Haşhaş üretimi Türkiye'nin iç batısındaki illerin bazıları önemli bir gelir kaynağı özelliğini sürdürmektedir. Şimdi arkadaşlar, İç Batı Anadolu'daki illerde öyleymiş ama onun dışında üretimi yokmuş. Devlet kontrolünde olan bir ürünmüş. Onu anlatıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi kontrol ediyor İç Batı Anadolu. Amasya, Burdur, Kütahya, Denizli'de büyük ihtimalle haşhaş vardır. Ama Yozgat'ta haşhaşın olabileceğine dair hiçbir şey duymadığım gibi bu metinden de Yozgat'la ilgili herhangi bir ilişki, alaka fısıldanmamış. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Arkadaşlar, Türkiye'nin en derin gölü olmasının yanı sıra etrafında yer alan beyaz renkli çok güzel kum oluşumuyla bilinen 2020'de imara açılarak çevresine bir takım çirkin yapıların yerleştirildiği göl, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar? Van Gölü, Abant Gölü, Tortum Gölü, Salda Gölü, Beyşehir Gölü. Bir kere müthiş bir göl. Dünyanın güzeli. Dünyanın en güzel gölü Meke Gölü'ydü. Konya'daki Mağar. İki patlamanın birbirinin peşi sıra gerçekleşen iki volkanik faaliyetin sonucunda oluşmuş Meke Çukurluğu'nda ortaya çıkan iki göl iç içe bir nazar boncuğunu sembolize ediyordu. Bir ora vardı, bir de Salda Gölü adında böyle inanılmaz derin ama turkuaz mavisi gölü ve o gölün kenarındaki sodalı sular sayesinde bembeyaz olmuş kireçlerle çakıllarla meşhur Salda Gölü vardı. Salda Gölü'nü ne yaptık? Salda Gölü'nü birileri aldı, orayı işte çeşitli amaçlarla kullandılar, orayı mahvettiler. İşte en son fotoğraflarını birkaç gün önce gördüm. Beyazlığı, güzel rengi ortadan tamamen kalkmış, kapkara kumlar normal su kütlesi haline dönüşmüş. Cevap da Salda Gölü, aklınızda bulunsun. Bunu yapan arkadaşlara da her türlü içimizden geçen şeyleri yad ediyoruz, sevgilerimizi sunuyoruz kendilerine. Ankara'dan numaralandırılmış doğrultularda dört farklı merkeze doğru yapılması düşünülen karayollarından hangilerinin birim maliyeti daha düşük olur? Arkadaşlar, birim, yani bir kilometre yolun maliyeti hangisinde daha az olacak? Şimdi şuradan söylemesine Kuzey Anadolu dağları ve buradan bölmesine de Toros Dağları geçmiyor mu? Arkadaşlar, o zaman bir numarada ve dört numarada yol yapım maliyetleri ciddi anlamda fazla ama Bursa'ya yapılan ve İzmir'e yapılan 2 ve 3 numaralı yollarda yol yapım maliyetleri oldukça düşüktür deriz. Türkiye'de demir yollarının kesiştiği önemli kavşakları arkadaşlar, Afyon, Sivas, Karaman, Erzurum şehirlerinden hangileri söylenebilir denmiş. Şimdi demir yollarının kesiştiği kavşaklar dendiği için burada daha net gidiyorsun cevaba. Bunun cevabı Afyon ve Sivas'tır. Çünkü Doğu'nun demir yol kavşağı Sivas,
Batı'nın demiryolu kavşağı Afyon'dur. Karaman'ın bir kavşak olma özelliği yoktur. Erzurum'da bir kavşak olma özelliğine sahip değildir. Dolayısıyla bu sorunun da cevabı 1-2, yani Adana seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Değerli arkadaşlar, bu KPSS deneme sınavını çözdükten sonra çok önemli bilgiler edindiğinizi mutlaka bilin. Çok faydası olacağını kesinlikle söyleyebilirim. Bunları hiçbir kitapta bulamayacaksınız. Çünkü bunları sadece kanalım için yazıyorum. Kanalım için yazıp sizlere sunuyorum. Arkadaşlar, 4-5 gündür çok hasta olduğum için gerçekten boğazım dolu dolu, şişkin biçimde konuşmaya çalıştım. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınıza denemelerimizden bahsetmenizi, Doğa Ateş YouTube kanalından haberdar etmenizi rica ediyorum. Sosyal platformlarda paylaşmanızı önemsiyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.